var. Malatya'mızın güzide esnafları, Malatya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak 30 Ocak günü genel kurulumuz gerçekleştireceğiz. Biz de genç dinamik ekibimizle esnaflarımızın yoğun talebi doğrultusunda başkan adaylığımızı açıkladık. Cenab-ı Allah'ın izni esnaflarımızın da desteğiyle başkan seçildiğimiz takdirde kooperatifin önümüzdeki dönemde kullandırdığı krediler açısından büyük başarı sağlayacağız. El birliği ile Malatya esnafının hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere destek olacağız. Biz kredi talebinde bulunan her esnafa elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Diğer sektörlerde devlet tarafından sağlanan imkan ve desteklerin esnaf ve sanatkarlarda sağlanmasını isteyeceğiz. Bizler bu görevi bilinçli, inançlı ve kararlı bir şekilde yerine getireceğiz. Esnaflarımız için çalışarak sorunlarımıza çözüm taleplerinize cevap vermek için çabalayacağız. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Ünün Üniversitesi gibi kamu kurumlarıyla işbirliği öncelik vereceğiz. Başta Ünün Üniversitesi ile sağlayacağımız işbirliği esnaflarımızın nitelikli ve kalifiye istihdam bulunmasına yardımcı olacak mesleki alanda gelişmelerini hızlandıracağız. Bununla birlikte oluşturacağımız Esnaf Üniversitesi işbirliği platformu aracılığıyla düzenli konferanslar ve seminerler düzenlenerek esnafımızı teorik bilgiler vereceğiz. Teknolojiye de etkin bir şekilde kullanacağız. Teknolojiyi esnafımıza kolaylık sağlayacak, kazanç sağlayacak kooperatif bünyesinde uzman bir ekip esnaf havuz sistemi oluşturularak esnaflarımızın ve odalarımızın AB hibeleri, KOSGEB hibe ve kredileri, marka hibeleri konusunda sürekli haberdar olmalarını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, mevcut Başkan Ali Evren'in bir takım iddialarına da cevap vermek istiyorum. Aylık kültüründen bir haber olanlar 30 Ocak'ta yapılacak esnafın seçimini şimdiden farklı noktalara çekmek peşindeler. Daha 2 yıl önce bir daha başkan adayı olmayacağını deklare edenler şimdi çıkmış yeniden adayım diyorlar. Allah aşkına 20 küsür yıldır sen bu memleketin esnafının yararına ne yaptın? Çık onları açıkla. Önce protokolde oturmakla bu işler olmaz. Bilsinler ki 30 Ocak esnafın iradesinin sandığa yansıyacağını ve esnaf kardeşlerimizin kazanacağı bir seçim olacaktır. Şunu tüm esnaf kardeşlerimin bilmesini istiyorum. 30 Ocak bugün hala sandık dışı yöntemler arayanların heveslerini kursaklarında bırakacak. Bugün hala demokrasi dışı yöntemlerden medet umanları daimi bir yenilgiye uğratacak. 30 Ocak bugün hala esnafın iradesine başka yollar arayanların umutlarını bir daha canlandırmamak üzere kıracak. Yıllardır koltuğu işgal edenler 30 Ocak'la birlikte tüm umutlarını yitirecekler. Kusura bakma mevcut başkan, maalesef bugüne kadar hiçbir zaman esnafın yanında durmadınız. Esnafın kredi sıkıntılarını dile getirmediniz. Esnafın sıkıntılarını dile getiren biziz. Esnafın sorunlarını çözüm için bedelini ortaya koyan biziz. Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi ile görüşen biz ve ekibimiziz. Fakat çıkmış biz vermeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok diyen kendisi Allah'tan korkun. Ya biz çıkıp sorunları anlatana kadar niye bir gün konuşmadınız? Dilinizi mi yuttunuz? Biz çıktık bakın Malatya esnafının durumunu perişan diyoruz. Adam çıkmış halen laf cambazlığı yapıyor. Bırakın bu işleri. Biz esnafımıza sahip çıkmadık, yan gelip yattık. Sizler bizlere rakip olunca aklımız başımıza geldi, esnafları hatırladık deyin de kurtulun.